Davud aleyhissalatu vesselam Lokman aleyhisselama, ya Lokman, şu hayvanda en faydalı iki uzuv getir buyurmuştur. Cenab-ı Lokman aleyhissalatu vesselam koyunun diliyle kalbini götürmüştür. Ya Lokman, bu hayvanın en mazarratlı, en zararlı iki azasını getir dediği zaman yine Hazreti Lokman aleyhisselam diliyle kalbini götürmüştür. Niye böyle oldu ya Lokman? Ya mübarek peygamber aleyhisselam, bir insanın diliyle kalbi şerlerin yuvası, bir insanın diliyle kalbi rahmet ve faziletlerin kapısıdır buyurmuştur. Şer de dilden çıkar, hayır da dilden çıkar. Kafirin küfrü dilden belli olur. İmanın nişanı dilden belli olur. Kalp gizli bir azadır. Ama dil aşikara koyar. Kalp sarayının tercümanı dildir. Kalp sarayının tercümanı dildir. Gönül hazinesinin muhasibi dildir. İçteki fıtratın, içteki fıtratın, yaratılışın ahvalini dile getiren yine dildir. Kendisi ufacık bir et, yaptığı iş çok büyüktür. Ya hayır cihetiyle büyüktür, ya günah cihetiyle büyüktür. Bunun için dil Allah'ın nimetlerinin en büyüğü, sanatlarının en güzelidir. Dilin kendisi küçük, taat ve isyanı büyüktür. Cirmi küçük, jürmü büyük. Halik olsun, mahluk olsun, hayal olsun, malum olsun, maznun olsun, mefhum olsun, ne varsa dil ona şamildir. Allah'ın vahdaniyetin dil söyler. Bilineni dil söyler. Hayalden geçeni dil söyler. Gizliyi dil söyler. Aşikarı dil söyler. Dilin vazifesi çok geniş ve şumullüdür. Göz renkle suretleri seçtiği halde, kulak seslerden anladığı halde, dil lezzetlerden tatla anladığı halde, konuşma yönünden dil her meselede nasibi vardır. Dar değildir, sahası geniştir. Şu halde kemalatı da çok ulu olur, rezaleti de çok ulu olur. Bunun için dili muhafaza etmenin haline sükût denir. Selameti insan, sükûtü lisan, selameti insan buyurulmuş. Sükûtü lisan, selameti insan. Sükût eden kurtulmuştur aleyhissalatü vesselam. Yine Resulullah buyurmuştur. Sükût hikmettir. Kalpte nice nice nurani meyveler açar. Nice keşif kerametler getirir sükût eden. Ama Efendimiz buyuruyor, sükût eden azdır. Bildiğine karışır, bilmediğine karışır. Kah Amerikan reis cumhur olur, Bush olur. Kah Irak hükümdarı Deli Saddam olur. Kah evin reisi olur. Kah meclisin başkanı olur. Kah komşunun kahyası olur. Kah karısının kocası olur. Kah çocukların babası olur. Olur hakeza. Olmadığı yeri yoktur şu dilin. Bir şey söyle ki o adam o diliyle o işi yapmasın. Bir şey söyle. Muhakkak o adam o diliyle yapar. Padişah olabilir misin? Dil der. Evet olurum. Şunun benden ne farkı der. Halbuki aranızda 7 dağ fark var. Tövbe ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Sükût eden azdır. Abdullah bin Süfyan Hazretleri buyuruyor ki Resul-i Ekrem babam, Hazreti Abdullah buyuruyor, babam Süfyan Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a şöyle sual sordu. Ya Resulallah, İslamiyet hakkında bana bir şey öğret ki
İslamiyet, biraz yavaş söylüyorum, şu tercüman şaşırıp kalmasın. İslamiyet hakkında ya Resulallah bana bir şey öğret ki artık başkasına bir şey sormaya lüzum kalmasın. İki cihan serveri Resul-i Kibriya aleyhisselam, Allah'a inandım de, sonra istikamet et. Yani haramdan kaç, emirde itaatta devamlı ol, Allah'ın hükümlerine razı ol. Bunun üzerine devam etmiş, en önemli neyi mi sakınayım? Ya Resulallah, en önemli neyi mi sakınayım? İki cihan serveri aleyhissalatu vesselam, saadetli eliyle dilini göstermiş, buna sahip ol. Neyi mi sakınayım? Buna sahip ol. Sakınacağın bir şey var dilindir. Buna sahip ol. Ukbe bin Amir, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sual sordu. Kurtuluşun çaresi nedir ya Resulallah? Dilini tut. Evinde otur, hatalarını ağla. Dilini tut. Evinde otur, hatalarını ağla. Evinde oturmaktan maksat insan içine karışma. İnsan şerrin de kapısıdır, hayırın da. Şerlerin arasına gidersen rahat vermezler. Kabe'de gözümle gördüm. Bir yere oturuyorsun, nerelisin hacı? Ya nüfus memuru musun Allah aşkına, nerelisin? Havalar nasıl? Ne zaman geldin? Allah'tır Muhammed ha. Ne ile geldin? Ne zaman döneceksin? Ya bırak da bir Allah diyeyim. Bir kere la ilahe illallah diyeyim be birader. Bu sorduklarından ne saman yapılır, ne arpa, ne dane. Bununla ne koyun beslenir, ne keçi.